Onun öldürülme işini PKK mı yaptı? Bir hesaplaşma unsuru olarak. Şöyle ki, biraz başından anlatmam lazım. 1980'lerde PKK Şam'daki merkezini İsveç'e taşıma kararı alıyor. İlk olarak Abdullah Öcalan'ın eşi Kesire Öcalan İsveç'te oturma izni almak için gereken makamlara başvuruda bulunuyor. İlk başvurusu reddolunuyor. Daha sonra Asala militanları devreye giriyor. Bunu CIA belgesi söylüyor. Bakınız, bu bir CIA belgesi. CIA belgesi söylüyor bunu. Asala diyor devreye girdi diyor. Kesire Öcalan'a oturma izni aldılar. PKK'nın planı şuydu ki Kesire Öcalan üzerinden Abdullah Öcalan'a oturma izni, İsveç'e giriş izni alacaklar. Fakat İsveç makamları ona bu izni vermediler ve ondan sonra gerekçeleri Türkiye'nin baskısı, terör listesinde olması, yani onu almaya çekiniyorlar. Almıyorlar velhasıl. Almadıktan sonra araları bozulmaya başlıyor. Aynı günlerde Olaf Palme'nin suikasta uğradığı tarihlerde iki tane PKK'lı fakat daha sonra PKK'dan ayrılmış iki önemli isim var. Enver Ata ve Çetin Güngör. Bunlar da Stockholm ve Uppsala'da infaz ediliyor PKK'dan ayrıldıkları için. Bu tür eylemlerden ötürü artık İsveç makamları PKK'yı zararlı örgütler, tehlikeli örgütler listesine alıp onu hedef almaya başlıyor. CIA belgesinde ifade edildiğine göre PKK Abdullah Öcalan'ın emri ile Olaf Palme'yi öldürme kararı alıyor intikam almak için. O bana gönderdiğiniz bir şeydeki var. Değil mi? O belgede. Şu belge, evet, ben size gönderdim şu belge. Evet. Bu çok önemli belge, eğer gösterebiliyorsak PKK. Ne diyor belge, CIA belgesi? Aynen, bu anlattıklarımı söylüyor. Cinayetleri anlatıyor. Ve intikam almak için diyor PKK Olaf Palme'yi öldürme kararı almıştır diyor. 1998'de Şemdin Sakık bunu itiraf ediyor. Yıllar boyunca PKK bunu inkar etti. Fakat Şemdin Sakık 98'de dedi ki bu operasyon emrini Abdullah Öcalan vermiştir diye itirafta ediyor. İsveç ondan sonra şeyi çevirdi mi? Evet. Ondan sonra az önce siz bir Hürriyet gazetesinin o dönemki manşetini gösterdiniz. Evet, bir PKK'lı. O zaman da bizim basına da yansımış. Hakikaten yansımış. Aynen. Evet. Yine verdi yönetmenim. Aynen. Hasan Hayri, uzun bir soy ismi var, isimli PKK'lının bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. Doğru tahmin etmişler. Aynı isim CIA belgesinde de geçiyor. Bulabildiler mi onu? Yok. Hiçbir zaman bulamadılar. Yani belki başka bir kimlikte, başka bir... Muhtemelen. Farklı bir şey daha var. PKK'dan ayrılan PKK'lıların da infaz edildiğini görüyoruz yine. İşte Enver Ata, Çetin Güngör gibi. Onların failleri belli. Tutuklanıyorlar. Onlar yani ömür boyu müebbet hapiste biraz finans konusunda finansal çatışmadan dolayı kaynaklandığına ilişkin bir tartışma vardı. Daha sonra Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı militan kadınla da ilgili bu çıktı. Yani biz hep terör unsuru görüyoruz ama o ciddi orada bir finans işi çok büyük, dönüyor. Çok büyük bir finans işi var. Orada bir paylaşımda sıkıntı var. Devletten alınan gelir destekleri, işte kültür derneklerine aktarılan paralar, televizyon kanalları üzerinden elde edilen paralar ve en önemlisi zorla, haraç toplanarak oradaki esnaftan, Kürt esnaftan alınan paralarla oluşturulan bir bütçe var ve bir de gönüllü bağışlarla. Terör örgütlerinin zihniyeti hep aynıdır. Aynı şeyi biz Ermeni terör örgütlerinde de görüyoruz. Finans kaynakları uyuşturucu ticaretidir. Zorla para toplamadır. Oradaki varlıklı ailelerden. Gayrimeşru bütün işleri yapıyorlar. Hepsini yapıyoruz. Muhtemelen diğer o öldürülen 3 tane PKK'lı da olduğu gibi 1984'te öldürülen, infaz edilen diğer Çetin Güngör ve Enver Ata da bu yüzden katledildiler diye düşünüyorum.